Merhaba siz sevgili yarışsever mensubu dostlar arkadaşlarım. Bugün 12 Ekim 2020 pazartesi yarın 13 Ekim 2020 salı Ankara yarışlarına ait olan yorum ve kritiklerime başlama dönen kısa 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 başlamadan önce biraz has bağladık bakalım. Adana diliyle has bağladık yani sohbet edik. Şimdi arkadaşlar zaman zaman ben biliyorsunuz sosyal medyada Ufak ufak paylaşımlar yapıyorum. Bunları nasıl yapıyorum? Bir gün önceden e, çektiğim için video. Yani siz bu videoyu muhtemelen ya gece ya sabah seyrediyorsunuz. Gözüme ilk çarpan atları sizlerle paylaşıyorum. Ama bir gün sonra olacak. Yarın olacak. Yani bu videoyu çektiğim zaman yarından bahsediyorum ben. Yarın olacak. Ben sabah gerekli Ankara ile görüşmelerimi yapacağım. Gerek menajer dostlarım, gerek antrenör arkadaşlarım, gene seyis arkadaşlarım, at sahibi, ne varsa tanıdığım hepsini arayacağım. Onlardan atın son durumlarıyla ilgili bilgileri aldıktan sonra kendi grubumda iki tane video çekiyorum. 7'şer dakikadan 14 dakika veya 15 dakika sürüyor iki video paylaşıyorum. Detaylı bir şekilde analiz yapıyorum. Ve aynı zamanda şablon şeklinde veriyorum. Şimdi evvela şunu söyleyeyim arkadaşlar bu işin bileni yoktur. Yani kim dersekine ben bu işi biliyorum. Ben bu işin profesörüyüm. O pezevenk şeye gitsin. Çemiş kezeye gitsin. Yok böyle bir dünya. Yani bu işin bileni yoktur. Bu işin emekçisi vardır. Yorumcusu vardır. Bu işin emek veren kısmındayım ben. Biliyorsunuz Adana'da aşağı yukarı bir 10 gün sonra yarışlar başlayacak inşallah. 10-15 gün sonra bu ayın sonuna doğru başlayacak. Biz de tribündeki yerimizi alacağız. Elimize saatleri, kronometreleri tutacağız. Bakacağız kim iyi, kim kötü. Onlara göre atın son durumlarıyla ilgili zaten Adana'dayım ben biliyorsunuz. Ona göre bilgileri kendi grubumda ben paylaşayım Ama bunun haricinde zaten şu anda pandemi dolayısıyla antrenör, at sahibi, seyis, jokey, kronometreci hariç Allah'ın bir kulu hipodroma giremez. Yasak. Anlatabiliyor muyum? Yani o siz o sosyal medyada ahkam kesenlere bakmayın. Hani onlar ahkam kesiyorlar ya işte sağ bilmem ne bilmem ne falan filan. Onların hepsi dümen. <laughs> yani tamamen insanları kandırmacaya ait. Onlar kimsenin sahaya maya geldiği yok abi. Hepsi yalan söylüyorlar. ya. Yani. Yıllardan beri yalan söylüyorlar abi. İnsanları kandırıyorlar. Biz gidiyoruz abi sahada kimseyi görmüyoruz abi yani. Üç tane adam var. Kronometreci, seyisler var, antrenörler var, at sahipleri var. Bazen geliyorlar. Atlarını çalıştırıyor, adam çekiyor gidiyor. Adam kendi atını çalıştıktan sonra kimsenin atına gidip daha o, bu ne yapmış, o ne yapmış, bunu yapmış, onu yapmış, bilmem ne? Yok kimse böyle yapmaz abi. Hiçbir ne seyis yapar, ne antrenör yapar, ne at sahibi yapar. Onların hepsini görecek bir tane adam vardır. O da kronometrecidir. Ha, bunun yanında atın sağlığıyla ilgili onu bilecek adam iki adam vardır bir antrenördür, biri seyisidir. At sahibi zaten genelde pek onlara sorar zaten. Benim atım durumu nasıl diye. Gelmez zaten. Haftada bir gelir, iki gelir at sahibi. Genelde antrenör ve seyisi atın genel sağlık durumunu bilir. Yani onun haricinde bu ahkam kesen adamlara falan itibar etmeyiz. Bunların hepsi dümenci. Oturdukları yerden hakem kesiyorlar. Yarışları seyrediyor, açıyor interneti. Oradan seyrediyor. İşte şu iyi gelmiş. Öbürü gitmiş. Öbürü bilmem ne olmuş. Ondan sonra ahkam kesiyor. Yok abi böyle bir abi bunlara ihtiyacınız yok ki sizin. Zaten yani biraz geçmişinde bu iş bilen adam 5-10 senelik tecrübeli bir adam açsın interneti seyretsin hangi atın nasıl koştuğunu görür. Hangi atın önü kapanıp mı kapanmadığını önüne mi gidiyor geride mi gidiyor arkada mı gidiyor yandan mı gidiyor havadan mı gidiyor görür. Yani bunu azıcık anlayan bir insan görür. Sizin ne ihtiyacınız var abi? Yani başka birinin şeyine, yorumuna. Zaten onlar gelmiyor ki abi zaten. Bu işin ben profesörüm diyen adamların hiçbirini ben sahada görmüyorum abi. Yalan abi, hepsi dümen, hepsi sahte, hepsi sahtekar. Yalan. Bunlara inanmayın abi, inanmayın. Bu işe yani onlar hep kandırıyorlar abi sizi hepinizi kandırıyorlar. Bak ben de dahil. Bu işi ben biliyorum diyen adam yalan söyler. Yok bu işin bileni yok. Yok öyle bir insan aramayın. Yani öyle bir insan yok. Bu işin bileni yok. Bu işin emekçisi var, yorumcusu var. Anlatabiliyor muyum? Öyle yeri gelir öyle bir attan bahseder mi ki ben grubumda? Can alıcı attır. Vurdun darbeye ağzını burnunu kıran. Parayı alın. Anlatabiliyor muyum? Yani bu, bu öyledir yani bu işler. Yani Onun için pek fazla itibar etmeyiniz yani. Benim zaten Whatsapp grubum var. Kendi grubum. Bir de bazılar diyor ya mesela abi biz Whatsapp grubuna karşıyız. Yapma ya. Whatsapp grubuna karşıymış. E ee, olur. Abi bu, bu biz videoları seyredek. Kalapları da görek. Olur. Başka bir emrin var mı? Başka bir emrin var mı? Söyle kardeş. Biz bunlara da para vermeyecek. Yok ya. Anan güzeldi senin. Whatsapp işi, grubuna karşıymış. E ee, kalopları görecekmiş. Güzel. O da güzel. Ee bunlara para vermeyecekmiş. Sen kalk siktir git o zaman saat 3.30'da sahaya. Git sahaya 3.30'da. Git abi git sen git. Farz et gittin. Üç gün gitsen dördüncü gün dünya dö değişir. Beynin döner. Farz et gittin. Üç tane altı tanırsan ben şerefsizim. Üç tane altı tanıyamam. Anlatabiliyor muyum? Bunlar hep yalancı yalancı. Dümenci hep bunlar. Oturdukları yerden ahkam kesiyor. Zaten herkes profesör olmuş. Burnundan kıl aldırmıyorlar. Allah Allah. Kimse burnundan kıl aldırmıyor abi. Herkes profesör. Herkes. Profesör olmuş herkes. Herkes bu işin bilene Ben bunların hiçbirini sahaya görmedim ama bu bu paralı stratejiler bilmem neciler yani ben bunların hiçbirini paralı stratejiler olsun yok WhatsApp grubu olsun bilmem ben bunları hiçbirini sahada görmedim abi. Ben görmedim abi bilmiyorum siz gördüyseniz bilmiyorum. Ha sen diyeceksin ki abi Adana'dasın nereden göreceksin? E kardeş İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa hepsi arkadaşlarım kronometreciler. Onlara soruyorum biz de görmedik diyorlar. Kim gördü abi bunları bir tek Allah mı görüyor başka kimse görmüyor mu yani? Ya yani bir tek o mu görüyor yani? <laughs> yalan söylüyorlar abi yalan yalan. İnanmayın. Yok olup Allah at binini on yaptı, yok binini bir buçuk yaptı, at uçtu, at kıştı, sıçtı, öbürü kaçtı. Bunların hepsi dümen, yalan, palavra. İnanmayın bunlara. Ben de dahil inanmayın. Eğer biri sizde derse ben bu işin profesörüyüm ona da inanmayın. Ben de dahil diyorum bak kendimi de söylüyorum. Bu işin bileni yoktur, bu işin emekçisi vardır. Başka bir şey söylemiyorum yani. WhatsApp grubumuza katılmak isteyen arkadaşlar 0543-548-84-55. Biz tahminde de çok öyle aman aman yani biz bu işin bilen ilk profesör profesörü demiyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz arkadaşlarımıza. E fena da delik yani bir şeyler biliyoruz kendi çapımızda. En azından ahır bilgilerini biliyorum. Son durumlarını biliyoruz. Yani bunların hiçbiri kimse bilemez abi. Ahırın adını durumunu nereden bilecekler abi. Adamın nereden tanıyacak seyisi antrenörü bilmem neyi. Adamın kendinden haberi yok. Ahkam kesiyor. Bilmem paralı site kurmuş. Yok bilmem ne kurmuş. O kurmuş. Bu kurmuş. Hepsi hikaye abi. Dümen abi bunlar. 3 tane atay sahibi tanımaz. Üç tane antrenör tanımaz. Üç tane jokey tanımaz. Üç tane menajer tanımaz. Ama lafa gelince de profesör onlar. Bunlara inanmayın arkadaşlar. Kesinlikle inanmayın. Zaten benim YouTube'umu da girin. YouTube'da benim belki 1 milyon tane kalop sprint atmışımdır ben. Madem bu işin takip, bu adam bunlar bu işi bu kadar çok takip ediyorlar, bir tane kalıp göstersin ya bir tane galopu çeksin atsın ya, yok yok öyle yok ya yani, yok yalan atamazlar. Ama girin bak benim YouTube'uma girin seyredin istediğiniz kadar video var. Bir hafta sonra her gün size 20 tane 50 tane 100 tane galop atacağım. Atın seyredin. Anlatabilir miyim? Ama onlarda bir tane kalıp göremem. Niye? Yalancı çünkü onlar. Neyse. Geçelim günün dördüncü altılık yanlarımızın birinci ayağı olan dört şart dört yukarı arabatlar iki metre kum. Altı numara doğru yiğit yazın ne yazarsanız yazın. Maiden beşinci koşu. iki yaşlı İngilizler 1400 metre kum. Sekiz numara Trinitra yazın ne yazarsanız yazın. Altıncı koşu kısa vade altı üç yukarı İngilizler 2100 metre kum. <laughs> Baba Anca yazın ne yazarsanız yazın. Yedinci koşu açık grup iki dört yukarı arabatlar 2200 metre çim. Bu yarışta arkadaşlar bu yarışta Oğuz Boylu yazın. Tuttuğunuz atları yazın. 8. koşu 4 şart 3 yaşlı Araplar. 1200 metre çim 3 nolu Aypars yazın. Ne yazarsanız yazın. 9. koşu Meydin 2 yaşlı İngilizler. 1400 metre kum 7 numaran artın kılıcı yazın. Ne yazarsanız yazın. Benim size ilk başta söylediğim atlar bunlar. Dediğim gibi WhatsApp grubunda yarın ben bilgileri alacağım. Ee, dediğim gibi farklı atlar da verebilirim. Sonra yermeyin beni. Bu ilk gördüğüm atlar benim. Ama yarın son bilgileri aldıktan sonra kendi grubumla paylaşacağım zaten. Hepinize Adana'dan sevgiler, saygılar sunuyorum. Hepinize iyi geceler.